Herkese merhabalar arkadaşlar. Jujutsu Kaisen'in 259. bölümünün spoiler incelemesiyle karşınızdayım. Bu bölüm arkadaşlar hem çok üzücü hem de gaza getirici şeyler var. Lafı fazla uzatmadan bölüm incelemesine geçelim. Ama tabii ki her zaman hatırlattığım gibi arkadaşlar, bu tür incelemelerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok like gelirse o kadar fazla kişinin önüne düşüyor bu videolar. YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. O yüzden atacağınız her bir like benim daha fazla kişiye ulaşmama sebep olacaktır arkadaşlar. O yüzden like'larınızı esirgemeyin. Artık incelememize geçelim arkadaşlar. 259. bölüm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Choso, Kamo ve Yuji'nin konuşmasıyla beraber başlıyor arkadaşlar. Paneli de şu şekilde göstermiş olayım. Paneller çok ufak olabilir biliyorum. Ama bunları daha net bir şekilde görmek istiyorsanız arkadaşlar, açıklama kısmında bulunan Discord sunucumuza gelerek bu spoilerlara ulaşabilirsiniz. Şimdi bölümün başında dediğim gibi bu üçü konuşuyorlar. Yuji Choso'dan yakınsamayı öğretmesini istiyormuş. Choso da iyi bir öğretmen değil. Bunu zaten biliyoruz. O yüzden öğretmede sıkıntılar yaşadığını bu bölüm içerisinde yine tekrar karşımıza çıkardı mangaka Akutami. Kamo da kan manipülasyonu ve yakınsamanın nasıl çalıştığını açıklıyormuş. Bu bölüm içerisinde biraz daha kan manipülasyonu tekniği ile ilgili arkadaşlar bazı detaylar öğrenebileceğiz. Bölüm net bir şekilde çıktığında görürüz bunları. Yuji de süpernova saldırısının nasıl kullanılacağını öğretebileceğini söylüyor. Ama Kamo'da Choso bu önerisinden dolayı kızıyor. Yani burada Choso süpernovayı Itadori'yi öğretmeye istiyormuş ve çalışıyormuş. Choso'nun aksine Kamo'da diyor ki Yuji'nin diyor kan manipülasyonunda yalnızca diyor kanamayı nasıl durdurması gerektiğini ve dikiş atmayı, yani vücuda hasar aldığında kendisine dikiş atmayı nasıl yapması gerektiğini, yani savunma amaçlı hayatta daha uzun süre kalabilme amaçlı teknikler öğretmesi gerektiğini savunuyormuş. İkisi arasında bir burada fikir ayrılığı olduğunu söyleyelim. Tabii editörlerinde bana onu içen öğret bölümündeki yorumu da varmış. Burada bunu anlamadım ama ne olduğunu artık Türkçesi çıktığında okuyup öğreniriz. Sonrasında arkadaşlar Sukuna ile ilgili yeni detaylar öğreniyoruz. Bu Alev Oku ile ilgili detaylar anlatıyor bizlere. Kesme ve parçalama saldırılarının bir süreçten geçtikten sonra kamyonun kapısı açılıyormuş. Yani bu süreçten geçtiği dediği muhtemelen gelişme sürecinden bahsediyor arkadaşlar. Normal ateşe göre hızdan yoksun. Ama diyor etkili bir alana sahipmiş. Ama bunları da bir sorunlar getiriyormuş. Tabii ne olduğunu bilmiyoruz okuyamadığımız için. Bu sorunları çözebilmek adına da Sukuna bir bağlayıcı yemi yapmış. Hatırlarsanız geçtiğimiz zamanlarda da Sukuna'nın bağlayıcı yeminler yaptığını biliyoruz. Hani bu dünyayı kesen saldırıyı atabilmesi için hedef alması gerekiyor gibi. Yine bu saldırıyı kullanabilmesi için de yeni bir bağlayıcı yemin ortaya koymuş arkadaşlar. Anlatıcı Kamino'nun ısısının dekompresyon dediydi arkadaşlar. Bu arada ben biraz araştırdım bunun ne olduğunu. Bu dal denizin dibine dalanların vurgun yediği bir durum var ya biliyorsunuz. Galiba yanlış bilmiyorsam vurgunda kanın içerisindeki basınç bir böyle baloncuk benzeri bir şeyler oluyor. Bu da insanı öldürüyordu arkadaşlar. O yüzden buna benzer bir durum var burada anladığım kadarıyla. Aşırı basınca yol açma diyor. Evet, orada basınçtan dolayı böyle bir sıkıntı yaşıyordu dalan insanlar denizin dibine. Ve bu alanı açtıktan sonra canlıların ölümüne neden olduğunu açıklıyormuş arkadaşlar. Ve Urame bu tekniği gördükten sonra zafer bizim diyerek çok emin konuştuğunu şu panel içerisinde görüyoruz. Bu arada Hakari'yi soranlar var. Urame ile Hakari hala dövüşmeye devam ediyor bu arada. Ve sonunda arkadaşlar büyük bir görüyorsunuz patlama oluyor burada. Ve Ryumen Sukuna'nın Mahoruga'yı tek vuruşta katlettiği en iyi teknikle beraber görüyorsunuz ortaya adeta bir nükleer bomba düşmüş gibi şehir yerle yeksan oluyor arkadaşlar. Ve bu alevlerin etkisiyle beraber inanılmaz bir basınç etkisi var. Ve insanlar artık sivildir, büyücüdür, sahirdir fark etmeksizin hepsinin öldüğünü söylüyoruz bu bölümde anladığım kadarıyla. Anlatıcı Gojo ile dövüş sırasında Sukuna'nın etki alanının özelliklerini defalarca değiştirmek zorunda kalmış bu arada. Etki alanının daralttığını, bu nedenle Sukuna'nın Kamino'yu serbest bırakmak için yetersiz durumda olduğunu açıklamış. Bu nedenle Sukuna Gojo ile dövüş sırasında bu tekniğini mühürlemek zorunda kalmış arkadaşlar. Artık Sukuna Gojo tehdidini ortadan kaldırdıktan sonra anladığım kadarıyla bazı özellikleri bağlayıcı yeminlerle beraber değiştirip bu tekniği kullanabildi. Anladığım kadarıyla Gojo'nun işini bitirdikten sonra dezavantajlı bazı durumlar ortadan kalktığı için bu tekniği bağlayıcı yeminlerle beraber anladığım kadarıyla kullanmayı tercih etti. Sonuçta bağlayıcı yeminin belli bir kuralı var. O kurala uymazsanız arkadaşlar büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz.
Hani Gojo gittikten sonra anladığım kadarıyla o dezavantajlı durumları Gojo'nun kullanabileceğini düşündüğü için o zaman kullanmamış. Gojo'yu ortadan kaldırdıktan sonra bu tekniği kullanıyor olması da Gojo'nun aslında ne kadar önemli ve güçlü bir karakter olduğunu bir kez daha bizlere kanıtlıyor. Sonrasında arkadaşlar Chōsu ve Yuji'yi görüyoruz. Alevler Yuji'ye çarpmadan önce bu arada Chōsu kendini feda ederek arkadaşlar kandan bir bariyer oluşturarak Itadori'yi kurtarmaya çalışıyor arkadaşlar. Chōsu da eğitimimiz sırasında işe yaramaz olduğum için özür dilerim derken yavaş yavaş ölüyormuş arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz panellerle. Chōsu Yuji diye bağırıyor. Yuji de Chōsu neden hayır diyor burada. Bu konuşmaları görüyoruz. Chōsu eğitimimiz sırasında işe yaramaz olduğum için özür dilerim. Ben içgüdüleriyle hareket eden birisiyim diyor. Ve arkadaşlar Chōsu ölüyor maalesef. Chōsu ve Yuji kendi hayali dünyalar oluyor mesela. Karakterler öldükten sonra bir hayali dünyada konuşmaya devam ederler animelerde, mangalarda. Yine ona benzer bir durum var. Chōsu tersinin tekniğini kendisinden daha hızlı öğrendiği için Yuji'ye iltifat ediyormuş bu bölüm içerisinde. Yuji de bunu Sukuna'nın vücudunda kullanması sayesinde başardığını söylüyor ama Chōsu sorun olmadığını, küçük kardeşlerin ağabeylerini geride bırakması gerektiğini söylüyormuş arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar Yuji Chōsu'yu yani abisini azarlıyor ve ortadan kaybolamayacağını söylüyor. Chōsu da evet benim de Sukuna'dan özür dilemem gerekiyor demiş. Ve Yuji seni tekrar yalnız bıraktığım için üzgünüm. Burada bir drama var arkadaşlar. Klasik kardeşler arasındaki böyle üzücü bir durumu anlatıyorlar. Tabii ki spoiler okurken buralar çok fazla üzmüyor açıkçası. Çünkü panelleri falan göremiyoruz ne yazık ki. Ama bölüm okuduğunda daha böyle etkileyici, dokunaklı olacaktır. Ve sonrasında arkadaşlar diğer kardeşlerin bu artık embriyo formu mudur artık ne diyeyim fetüs formu mudur bilmiyorum. O camların içerisindeki hallerini görüyoruz diğer kardeşlerinin ve Kechuzu abi ben üşüdüm diyor. Chōsu da hadi konuşalım eğer birlikte konuşursak soğuğu unuturuz. Yaşadığımız 150 yıl Yuji için sadece birkaç gündü diyerek konuşma bitiyor ve gerçekte geri dönüyoruz arkadaşlar. Ve Chōsu'nun son sözlerini söyleyerek hayata veda ediyormuş. Kardeşim olduğun için teşekkür ederim diyerek Chōsu arkadaşlar ne yazık ki ölüyor. Ve Chōsu'ya veda etmiş oluyoruz görüyorsunuz ortalık bayağı bir böyle adeta nükleer bomba yemiş gibi her yerden alevler çıkıyor. Ve dumanları görüyorsunuz büyük bir yıkım olmuş. Sukuna'nın bu saldırısı inanılmaz derecede büyük bir etki bırakmış vaziyette. Görüyorsunuz kan bariyeri de artık yavaş yavaş burada açılıyor. Her şey parçalarına ayrılırken Yuji umutsuzca kimse yok mu diye etrafına soruyormuş arkadaşlar. Artık gerçekten etrafta kimse kalmadı. Dümdüz oldu ve Chōsu'nun da yok olduğunu görüyoruz. Yuji kendini bir dişli olduğunu ikna etmişti. Ne olursa olsun rolünü yerine getirmesi gerekiyordu. Ancak kavrulmuş toprağın sıcağı onu zorlamaya başladığında kararlarının temelini onu korumak için hayatını feda eden kardeşine borçlu olduğunu hatırlamış. Burada ödemesi gerektiğini düşünüyor. Yani yapılan şeylerin boşa gitmemesi için onlara olan borcunu ödemesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Bunlardan bahsediyorlar. Yuji umutsuzca Sukuna'nın kendisine doğru yürüdüğünü izlerken Toad'u bir kez daha kardeşime yardım etmek için savaş alanına giriyor arkadaşlar. Evet, Best of Friend'lar tekrardan buluşmuş olduğu bölüm içerisinde. Bakalım bu bölümden sonra Best of Friend'lar neler yapacak. Yine bir flashback var. Toad'un meyveyi arkadaşlar Sukuna'nın bölgesinin içerisinde masum kalan insanları nasıl kurtaracaklarından bahsediyorlarmış. Meimei kargalarını Toad'da Boingi Wongi tekniğini kullanarak insanları dışarı çıkartabilirler. Biliyorsunuz Meimei'nin kargaları var. Onlarla insanları götürebilir. Toad'da Boingi Wongi tekniğiyle beraber insanları dışarı ışınlayabilir. Ama Sukuna'nın etki alanının öldürücülüğünden dolayı Toad'a hayatları garanti edemez. Ama denemekte de fayda var. Diyormuş Meimei Toad'a Sukuna'nın etki alanının içerisinde diyor. Lanet tekniğinin menzilini çok ama çok genişletmesi gerektiğinden bahsediyor. Sonuçta çok büyük bir alana açıldığı için Sukuna'nın alanı. O yüzden Toad'a alanının tekniğini biraz daha arttırıp ekstradan insanları kurtarabilecek bir menzile taşıması gerekiyor. O yüzden kollarla yani bu kollarla onları yapıp yapamayacağını soruyormuş Meimei. Toad'a başaracağından pek emin değil ama Boingi Boingi'nin kalp atışlarını hissettiğini söylüyormuş. Yani bu biraz kalp atışlarıyla ritim duygusu gibi bir şey vardı ya onu yakalamış sanırım anladığım kadarıyla. Toad'a ve muhtemelen bundan sonraki bölümlerde de bir şekilde kullanacaktır. Ama Toad'a Yuji'nin bu plandan haberdar olmasına izin vermemeleri gerektiğini söylemiş. Sonuçta Sukuna ve sonuçta bir beden içerisindelerdi. O yüzden geçmiş bile olsa bu bağın hala güçlü olduğunu o yüzden Itadori'nin bu bilgiyi bilmesi ileride Sukuna'ya bu planın bilginin sızma ihtimali olacağını söylediği için bu bilgiyi hiçbir şekilde Itadori'ye yani söylemiyorlar. O yüzden Itadori bunları bilmeden savaşıyor. Mantıklı bir plan aslında. Anlatıcı Toad'un güvenliğinden emin olmadığını, Chōsu ve Yuji'nin dışarıya çıkmayı başaramadığını çünkü ikisinin de tam alanın ortada olduğundan dolayı
Todo ikisini birden kurtaramamış. Tüm bunları Yuji açıklayamaz doğal olarak. Bu yüzden Todo onu cesaretlendirmek için üzgünüm kardeşim. Ama diğerleri büyük ihtimalle iyiler diyerek Itadori'ye burada biraz yalan söylüyor. Sonuçta motivasyonunu kaybetmemesi lazım Itadori'nin. Şu an çok iyi bir noktada ilerliyor Sukuna'ya karşı. O yüzden herkesin öldüğünü düşünürse tabii ki savaşacak gücü pek kalmayacaktır. O yüzden Todo bu şekilde Itadori'yi toparlamaya çalışıyor. Itadori de büyük ihtimalle lafını duyduktan sonra Todo'ya inanması gerektiğini düşünerek kararlarını pekiştirerek ikisi beraber Sukuna'nın üzerine doğru savaşmak için ilerliyorlar arkadaşlar. Todo'nun da artık kolu iyileşti mi iyileşmedi mi çok emin değilim. Ama bir şekilde savaşa geri dönmüş anladığımız kadarıyla. Ve bölümün sonunda da Yuji, Todo, Sukuna'ya doğru koşarken anlatıcı Sukuna'nın alan genişletme sonrası lanet tekniği kullanmasının artık zor olduğunu açıklıyormuş ama muhtemelen yine kullanır abi. Bu çok kez başımıza geldi. Yok böyle olacak, yok şöyle olacak dediler. Sukuna cayır cayır kullanmaya devam ediyor. O yüzden arkadaşlar ben Sukuna'nın tekrardan lanet enerjisini, tekniğini kullanacağını düşünüyorum. Editörün notu da arkadaşlar zafere giden yol kardeşler de bitiyor diyerek 259. bölümü bitiriyoruz ve 16 Mayıs'ta yeni bölümü spoiler'ı da gelmiş olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir de protestomuz var Akutami'ye çarpıyla beraber. Evet, aklı başında olan çok önemli bir karakterdi Chōsu bence ve onu kaybetmenin etkisiyle beraber birçoğunuzun üzüldüğünü tahmin ediyorum. Ben de üzüldüm açıkçası Chōsu'nun ölmesine. Ama yapacak bir şey yok. Akutami böyle bir tercihte bulunmuş. Bakalım bundan sonra ne olur? Bekleyip göreceğiz. Bongi Bongi ışınlanma tekniği olacağı için Itadori ve Todo bu combo ile beraber Sukuna'yı ciddi anlamda zorlayabilir. Itadori önünden vuracakken o da ışınlayarak arkadan daha böyle sert bir darbe vurdurabilir mesela Kara Şimşek'i. O şekilde kullanmış olduğu teknikleri daha farklı noktalardan hiç görünmeyecek şekilde ışınlanma sonucu gönderebilirler. O yüzden Sukuna'yı burada zorlayabilirler ama şimdi Sukuna'nın ortaya koymuş olduğu güçte yatsınamaz. Çok sağlam bir şekilde dövüşmeye devam ediyor Sukuna ve hala ayakta. O yüzden ben işlerin kötü olduğunu biraz düşünüyorum ama şimdi Todo'nun da bu tekniği istediği gibi kullanabilecek mi, kullanamayacak mı? Şu an kendisi de bilmiyor. O yüzden biraz kafada soru işaretleri kalıyor ne yazık. Ondan dolayı ben Itadori ve Todo'nun Sukuna'ya böyle hardcore bir üstünlük kurabileceklerini şu an için düşünmüyorum ama birkaç bölüm sonra biraz daha işler gelişirse durumlar tekrardan Itadori ve Todo tarafına döner muhtemelen. Sonuçta manganın hype'a ihtiyacı var. Bu tekniği canlandıracaklar ama 260. bölümde ben çok fazla böyle bir Todo ve Itadori'nin bombo kombolarını pek göremeyeceğiz gibi düşünüyorum. Sonuçta Todo bile kendisinden emin değil. O yüzden nasıl kullanması gerektiğini 260. bölümde biraz daha böyle öğrenip 261 veya 262'de bu tekniği daha iyi kullanacaktır diye tahmin ediyorum ben. Sonuçta adamın kolu yok. Eli olmadığı için de bu tekniği daha rahat bir şekilde kullanamayacaktır. Bazı arkadaşlarımız var. Kalçalarının lobları birbirine çarptırdığı zaman olabilir falan diyorlardı. Onu yapabilirse zaten sorunu otomatikman çözmüş oluyoruz ama onun da çok zor bir ihtimal olduğunu söyleyelim Todo için. Bakalım artık Chōsu'nun ölmesiyle beraber Itadori biraz daha hırslanıp savaşacaktır. Ama tabii ki yani burada Todo büyük bir ihtimal yalan söylüyor ama bir ihtimal her giden herkesin iyi olması durumu açıkçası çok muhteşem olurdu. Ama onun dışında da şu an için bölümde ekstra diyecek bir şeyim yok. Gerçekten o alev okunun nasıl bir güçte olduğunu, adeta bir vurgun gibi basınçlı bir şekilde nasıl ortalığı yok ettiğini görmüş olduğunuz Sukuna'nın en güçlü, en iyi tekniği diyor yani burada editör. Onun dışında Urame ve Hakari savaşı hala devam ediyor ve ortada geçen bir mücadele gibi duruyor. Hani biz Hakari'den bir şeyler beklerken Urame'yi hala indiremediğini görüyoruz ve Urame artık zafer bizim dediğini görüyoruz. Demek ki bundan sonra ekstradan bir şeyler daha çıkacak ki bunları söylüyor Urame. Artık devamında neler olacak bekleyip okuyup göreceğiz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Best of Friend'lar geri döndü. Artık bakalım ilk sezonda görmüş olduğumuz Wombo kombaları Sukuna'ya karşı tekrardan göreceğiz diye ümit ediyorum. Videonun sonuna gelmiş olalım. Evet arkadaşlar, kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz incelemeleri ve spoiler'ları beğeniyorsanız lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi YouTube algoritması like üzerine çalışıyor. Ne kadar çok like gelirse benim de insanlara ulaşmam ve büyümem o kadar çok hızlanmış olacak arkadaşlar. Lütfen sizlerden ricam videoyu beğenip görüşlerinizi de yorumlara yazmanız olacaktır. Şimdilik benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.